Herkese merhabalar, bugün Capablanca'nın çok öğretici bir oyununu göstermek istiyorum. Satrancın Temelleri kitabında da olan bir oyun bu. Ayrıca eğitim videolarında da çekilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam, Satrançta Ustalaşıyorum 3 e, CD'sindeki öde indir. E, orada da bulabilirsiniz bu oyunu, konu başlığını söylemeyeyim. Eğitim videolarıyla ilgili olarak özel bir kupon oluşturdum. YouTube 30 yazdığınızda eğitim videolarını %30 indirimle alabiliyorsunuz. Ee, bunu da belirteyim ama neyse uzatmayayım gelelim oyuna. Capablanca siyahlarla oynuyor, beyazlar Winter. Winter e4 sürüyor e5, at f3 at c6, at c3 at f6, fil b5 4 at açılışı olarak bilinir. Neden diye sormayın tahtada 4 atı görüyorsunuz elbette. Fil b4 Capablanca'da da benzer şekilde cevap veriyor. Bu oyun 1919 yılında oynanmış. Kapablanca e, benzer şekilde oynadı. Karşılıklı roklar ve şimdi beyazlar burada fil alır c6 yapıyor. Filinden vazgeçiyor. Böylece rakibin piyon yapısını bozdu. Dc6 oynuyor kapablanca ve şimdi sakin bir şekilde d3 sürüyor. D3 sürdüğünde e, rakibin bu hamleyi neden yaptığını iyi anlamak önemli. Daha önceki derslerimde de söylemiştim. Bu hamleye sadece filin yolunu açan bir hamle olarak Bakmayın, burada şimdi e5 piyonunda tehdit ediyor. Peki daha önce tehdit etmiyor muydu? Fil c6 dc6'dan sonra eğer atalı e5 yapsaydı en basitinden fil c3 sonrasında atalı e4 gibi bir hamle vardı veya önce at e5'e kale e8'de oynayabilirdi. Yani mesele e4'ün boşta kalması ve beyazlar d3 yapınca e5 piyonunu tehdit etti. Burada e5'i korumanın çeşitli yolları var. Vezir E7, kale E8, belki at D7. Ama Capablanca diyor ki B4'teki fil görevini tamamladı. Artık açmazda olan at falan yok. Filimi geriye dönüyorum diyor. Ve beyazlar da bu tür konumlarda sıklıkla yapılan bir hamleyi yapıyor. Ve atı açmaza alıyor. Açmaz konusu tabi satrançta önemli ve özellikle satrancını geliştirenler için ürkütücü bir durumdur. Hele hele böyle kısa rok atmışken atmışken gelen açmaz başa bela. Çünkü piyonları sürseniz şah zayıflayacak. E, vezirle oynamaya kalksanız pat diye alıp şah kanadı yapınızı bozabilir. E, burada fili geri dönmeye kalksam E5'teki piyon boşta. Peki ne yapacağım? Kapablanca bir h6 sürüşüyle fili sorguluyor. Ne yapacaksın diyor. Açmazı devam mı ettireceksin yoksa geri mi kaçacaksın? Genelde cevap fil h4 ile açmazı devam ettirmektir. Ve şimdi kapablanka burada rakibin olası merkezden gelişlerini D4 sürüşünü engellemek için C5 yapıyor. Bu sürüş çok çirkin gözükmekte. Neden mi? Şu file bakın şişman bir piyon gibi gideceği yerler çok kısıtlandı. Ve bir de bir de beyazlara büyük bir fırsat vermiş gibi gözüküyor bu hamleden sonra. O da at D5. Belli seviyedeki oyuncuların en sevdiği şeylerden birisi Hak vermemekte de elde değil açmazda bir taş var açmazlık taşa yükleniyor ve daha önce söylediğimiz gibi F6'yı alıp şah kanadını dağıtmak istiyor. Bu özellikle internette ve 1200-1300 puanın altındaki oyunlarda sonuç getiren tehlikeli bir hamledir ama burada siyahlarla oynayan Capablanca ve özellikle rakibini bu hamleye davet ediyor. Rakibi de şüphelenmeden at D5 geliyor dediğim gibi çok cazip gözükmekte. Ama kapa hazırlıklı buna ve burada gebe sürüyor. Bu ürküten bir hamle. Böyle bir hamle yapmak için hele hele kısarok atmışken şahın önünü açabilmek için bir kapa olmak gerekmese de epey iyi bir oyuncu olmak lazım. Çünkü bizi ürküten hamlelerden birisi at alır gebeş. Bir anda fedayla canımızı sıkabilir. Açmaz da at var bir kuvvetle daha yüklenecek. Hatta F4 ile... F hattını da açabilir. Ama burada taktik bir sıkıntı var. At G5 hamlesi kötü. Çünkü buna at alır D5 var. E D5 yaparsa aş G5. Fili kaçınca of burası taş gibi hiçbir şey yok. Peki bir geriye dönelim. Tekrar edeyim. Rakip at G5 yaptığı zaman onun istediği atı almak zorunda değiliz. Diğer atı alabiliriz. Bunların hepsi hesapla ilgili. Hesaplamakla ilgili üşenmeyeceksiniz. Hesaplayacaksınız. G5 sürerken de hesaplayacaksınız. Beyazsınız. Atılır 5 yaparsam rakip atılır 5 yapar mı diye de hesaplayacaksınız. Şimdi atılır d5'e atı geriye çekerse hem vezir isteyip hem atı almak isterse bu sefer de ister atı e diye döneriz, ister f6'ya döneriz ama mesele şu ki burada siyahlar bir taş önde ve eee Siyahların konumu rahattır özellikle şah kale G8'den sonra. Dolayısıyla feda yok. Beyazlar da ne yapıyor? Önce bir F6'yı alıyor. Şundan ürküyor. Fil G3 yaparsam o beni alır. Ve buradaki piyonum zayıf kalır diye düşünüyor. Diyor ki ben peşin peşin bunu alayım. At F6, vezir F6. Fil G3 kaçayım. Ne de olsa rakibimin şahkanını zayıfladı diyor. Kapablanca Fil G4 geliyor. Açmazı alıyor. E, h3 sonrasında bekliyor ki beyazlar filini kaçacak kapabrankı kendisini yaptığı gibi alıyor fil f3 vezir f3 vezir f3 g alır f3 ve böyle bir konuma ulaşıyoruz bu konumu daha önceki videolarda anlatmış olabilirim ama e, kanala yeni katılanlar da bu temayı öğrenmeli muhakkak diye düşünüyorum çünkü önemli bir stratejik konu var burada bu konum her ne kadar çok sakin bir oyun sonu gibi gözükse de siyahlara kazançtır Evet gerçekten kazanç. Stratejik olarak kazanç. Peki kazanç nerede? Niye kazanç olsun ki? Taş taşa baş başa bir konum. Ama hep diyorum ya e, aletlerin taşların gücünü anlamak. Onlar iyi mi kötü mü duruyor anlamak. Konumsal satrancın temellerinden birisi taş etkinliği. Bu konuma baktığımızda da siyah siyahların önemli bir üstünlüğü var. Çünkü beyazların önemli bir zaafı kötü yanı var. Şimdi devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ki ya siyahlar kazanıyorsa F5 hamlesi olmaz mı? Fili sıkıştırmak için. F5, kale F5. Piyonu istedik şah G2. Geldik evet F3 piyonu zayıf ama beyazlar da E5 piyonuna yükleniyor. Kale alır F3'e, fil alır E5 var. Ve burada beyazları üzecek bir şey de yoktur. Siyahların kazanan bir tarafı yok. Ama kazanan hamle F6 ile başlıyor. Daha doğrusu kazanan fikir F6 ile başlıyor. Şah G2 oynayınca siyahlar A5 yapıyor. Ne oluyor? Nasıl kazanacak kapağı Blanka? Mesele şu. Beyazların fili hapsolmuştur. Oyun dışı kalmıştır. Gidebileceği bir yer yok. Evet siyahların fili de parlak değil. Ama bu hapsolmuş durumda değil. Siyahlar B5 C4 ile filin önünü açıp o fili vezir kanında kullanabilir. Ve beyazların fili şah kanında hapsolduğu için siyahlar vezir kandan Oyun başlatıyor. Böylece vezir kanında fil fazla oynayabilecek. Beyazlar bunu engellemek için a4 yapıyor. Şah f7, kale h1, şah e6, h4, kale f 8 g 5 g 5 Şimdi burada beyazlar b3 oynamış. Peki kale h7 olmaz mıydı? Kalenin 7. yatayda iyi olduğundan hep bahsederiz. Neden bu hamleyi yapmadı acaba? Siyahlar şöyle yap yapacaktı. C6. Diyelim beyazlar öteki kaleyi de geldi. Ve öteki kaleyi de geldi. Ama bakın kale geldi. Kapıyı çalıyor ama evde kimse yok. Orası boşaltıldı. Boşluk. Kaleler açık hattı sever. Çünkü oradan dalıp hedeflere yüklenebilir. yedinci yatayı sever kaleler. Çünkü orada piyonların olduğunu varsayıyoruz. Ama şu anda yedinci yatayda piyon görüyor musunuz? Veya şahın oluşturabileceği bir tehlike yok. Ve Capablanca zamanında şahı yukarı çıktı. Çünkü aşağıda kalsa sürekli şah tehlikesi vardı. İşte bu incelik de çok önemli. Gelelim oyuna. B3 sonrasında C6, Kale A2'ye B5, Kale H1'e beyazlar direnmeye çalışıyor Vezir kanında ama ne fayda C4'le 4 orayı açıyor ve fil çalınıyor. Peki beyaz fil ne yapıyor? Oyunu izlemekten başka bir şey yapamıyor. Devam edelim. A alır B5. C alır B3. C alır B3. Kale alır B5. Kale A4 direnmeye çalışıyor beyazlar. Yani bu piyonu koruma imkanı da yok. Burada kale B1 yapsa A4 ile açmazdan piyon gidecek. Kale A4'e kale alır B3. D4 yapıyor. Kale B5. Kale C4. Kale B4. Fark etmiyor. Beyazların fili hala kötü. Ve bu konumda beyazlarla Winter teslim bayrağını çekiyor. Çünkü piyon vezire çıkacak ve Capablanca hala fil fazla oynuyor. Sahten Capablanca ile oyun sonunda baş etmek çok zor. Bir de fil eksik nasıl olacak? Olmadı, olamıyor, terk ediyor. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.